resimde gördüğünüz gibi topu görmüş, pozisyonunu almış tamam mı? Burada ikinci resimde topla buluşmuş, top yuvaya girmek üzere mesafesine ve alnının üstünde olduğuna dikkat edin. Ve burada da topu fırlatmış ve bakın ayakları, elleri ne kadar ok gibi böyle uzanmış. Şimdi topun arkasından bu şekilde uzanmadığında hedefe istediğin gibi gönderemiyorsun. Yani görüyorsunuz o oynanırken böyle ablalar, abiler seyretmişsiniz televizyonlarda. Bir tane adamın biri veya bir ablanızın biri koşuyor böyle. O topun altına giriyor, mükemmel bir pas atıyor. Oo ne kadar güzeldir diye. Onu dikmesi için burada bir sürü emek veriyor. Onları çalışa bu hale getiriyor. Yani onu alkışlanacak şekilde atıyor. Ne kadar yumuşak atıyor değil mi? Ne kadar güzel paslar atıyor. İşte bu dikişler, o yapılan hareketler hepsi böyle temel hareketleri mükemmel öğrenip uygulamaya geçirmek gibi. Şimdi ben size bunları hepsini profesyonelce anlatacağım, üstünüze gideceğim. Çok sıkacağım belki zaman zaman. Ama siz sıkılmadan inatla bunu yapmaya gayret edeceksiniz. Sizden yapamayacağınız hiçbir şey istemeyiz. Ben yapamayacağınız bir şey sizden ister miyim ben? Şey miyim yani? Kafadan bilmem ne miyim yani yapamayacaksınız ama ben bunu isteyeceğim. Yok böyle bir şey. Muhakkak yapacaksınız ama önce zorlanacaksınız tabii ki. Yok pozisyonu tutalım, yok topu bilmem şurada tutalım, kollarını arkasından uzat, ayaklarını kaldır ve işte omuz genişliğinde açık olsun, yok bir tanesi yarım adım önde olsun. Hep bunları isteyeceğim çünkü öğrendiğin zaman ömür boyu bunu yapacaksın. Makineleşiyor insan artık, gözü kapalı atıyor. Şimdi ben nereye atayım artık üstünde, ben istediğim yere atayım. Bu makineleşmişim artık yani o siz de aynısını atacaksınız ama biraz zamana ihtiyaç var. Belli bir zaman diliminde oluyor. Onun için sabırlı olun ama inatla üstüne gidin. Oldu mu? Şimdi bir topu gördünüz, top geliyor, rakip taraf attı size. Topu gördüğün zaman koşup onu istediğin yere pas olarak atman için yapacağın bir şey var. Evvela topun altına ayaklarına gideceksin, sonra da elinle oynayacaksın. Demiştim ya, voleybol önce ayakla sonra elle oynanıyor. Ayaklarına gidip şu pozisyonda topu gördüğün zaman bir kere şu pozisyonda yerleşeceksin. Bu pozisyon nasıl pozisyon? Ayaklar omuz genişliğinde açık. Herhangi bir tanesi sağının durumuna göre yarım adım önde. Dizler yine bütün. Bakın manşetle arasındaki şey bu. Ben size onu da anlatmıştım. Manşetle yere yakın olacağım. Burada bak, burada daha yüksek pozisyonda olduğum için omuz genişliği yeterli. Ama manşetle daha yere yakın, daha sert ol. Biraz daha yere yakın için omuz genişliğinden biraz fazla açık. Şimdi omuz genişliğinde açık. Bir tanesi yarım adım önde. Dizler yine büyük bakın. Belden yukarısı yok. Tatlı bir şekilde yine öne eğik. Ellerim topa yuva yapmış şekilde olacak. Eller topa yuva. Top nedir? Küre. Topun yuvası nasıl olur? Yarım küre olur değil mi? Şimdi ellerimi ne yapıyorum bakın. Şöyle bir üçgen yapıyorum. Alnımın üstüne koyuyorum bir kalem. Bakın bütün hepsini açıyorum birbirine bakıyorum. Dirseklerime bakın üçgen oldu. Şimdi ellerim topa yuva yapmış şekilde alnımın bir karış üstünde olmalı. Ne yukarıda ne de çok aşağıda. Bir karış. Dirsekler bakın üçgen. Baş parmakların arası yine dört parmak mesafe. Bakın bütün parmaklarım açılacak. Şimdi oradan bir top getir bana koşarım. Görüyor musunuz? Burada bütün parmaklarınız değecek bak. Değiyor mu birinci boğumlar? Şu birinci boğumlarınız hepsi topa temas edecek. Bakın. Top bu bak. Baş parmak dört parmak mesafede böyle bir üçgen gibi. Ama bak yanlarından da şimdi topu bırakıyorum. Topa bakma elime bak. Nasıl bak. Değil mi? Top küre bu da yarım küre. Ama bu alnımın üstünde tutmam için bakın bu. Ayaklarımı yerleştirip çöktüğüm zaman yandan bakıyorum.
Yine Papa geride. Manşetteki gibi. Çünkü bu pozisyon çok önemli çocuklar. Yani bu pozisyonda olduğumuz zaman hata %50, %80 şey yapmıyor.